Sizin haklı davanızda, altını çizerek söylüyorum, haklı davanızda bir yıl öncesinde haberdar oldum. Ki birçok insan gibi. Nasıl olur dedim kendimce. Ya bir insan terörle mücadelede yaralanmış, devlet göndermiş, göğüs göğüse çarpışmış, vatanı için çarpışmış. Az önce bir arkadaşımız çok güzel bir şey söyledi. Biz vatanı karşılıksız sevdik dedi. İşte o sevgi gereği, o vatanseverlikle gitmiş, vatanına sahip çıkmış, toprağına sahip çıkmış, yaralanmış ve hayatını böyle idame ettirmek zorunda kalmış. Ama ona rağmen %40 sağlık yönetmeliği nedeniyle, %40 sakatlık oranı arayan bir yönetmelik, saçma bir yönetmelik nedeniyle bugün neden razı olamadığını anlatamıyor. Bunu duyduğumda inanamadım. Çünkü bize göre vatan için çarpışmış her yurttaşımız, yaralanmış her yurttaşımız gazidir. Çünkü bizim için, geleceğimiz için, üzerinde yaşadığımız bu toprakların geleceği için mücadele etmiş, çocuklarımızın daha güvenli bir ortamda yaşaması için mücadele etmiş tüm yurttaşlarımız bizim neslimizde gazidir. Ama öğrendim ki bu yönetmelik nedeniyle gazilik hakkı alamayan binlerce vatandaşımız var. Daha da ötesi, neden gazi olamadığını anlatamıyor. Çocuklarını anlatamıyor. Bunlar çok acı şeyler. Yaşadığınız travmaları da iyi kötü biliyorum. Uzun uzun konunuzu araştırdım. Birçok sizin gibi aynı durumda olan vatandaşlarımızla görüştük. Dernek yöneticilerimizle, sizlerle nedir konu diye uzun uzun araştırdım. Ve öğrendiğim günden beri mecliste defalarca, artık sayısını bilmiyorum, kaç kere dile getirdim, kaç kere bakanlara sordum, kaç kere önerge verdim, o önergeyi saatlerce mecliste görüştürdüm, inanın ben bile hatırlamıyorum artık. Bizim vatanımız için, milletimiz için, kendini siper eden, göğsünü siper eden vatandaşlarımıza, yaralanan vatandaşlarımıza, sen %30 yaralandın, sen %10 yaralandın mı diyeceğiz. Yakışır mı bu Türkiye'ye, kaldırın hepsini dedi. Arkasından bir KHK çıktı ve o KHK'da tırnağa çizileni gazi sayarım dedi. Ama kimi? 15 Temmuz'da yaralandı. Evet, 15 Temmuz'da yaralanan vatandaşlarımız elbette ki aynı haklar verilsin. Onlar da vatanı için sokağa çıktı. Onlar da vatanı için mücadele etti. E peki bu kadar insanın suçu günahı neydi? Eğer sizin bu yaralanmalarınız olmasaydı sizi askere alacaklar mıydı? Almayacaklardı. Devlet gönderdi hepinizi ama şimdi gazi sayılmıyorsunuz. Bu haksızlık, bu eşitsizlik, bu adaletsizlik ve arkasından defalarca yine mecliste gündeme taşıdı. Gaziler arasındaki ayrımı bir an önce bitirin. Gaziler arasındaki eşitliği sağlayın. Bu ayıptır. Bu ayıbı temizleyin diye defalarca söyledim. O zaman Fikri Işık Savunma Bakanı'ydı. Meclis bütçe görüşmelerinde yine sizden bahsettim. Direkt kendisine sordum. Bakın 19 bine yakın insan var. Gazilik hakkı bekliyor. Haktır bu hak. Lütuf değil. Bu haktır. Bunu devlet vermek zorundadır. Dediğinde neden 15 Temmuz gazilerine verdiniz de bu hakları terörle mücadele sırasında yaralananlara vermediniz? FETÖ terör örgütü de PKK terör örgütü değil mi kardeşim diye sormuştum. Ama Fikri Işık akıllara zarar bir cevap vermişti. Ki kayıtlarda da var, internet kayıtlarında. Benim o sorum üzerine şunu demişti. Ya 15 Temmuz'da sokağa çıkanlarla bu insanları birbirine karıştırmayın. 15 Temmuz'da sokağa çıkanlar vatanı için, milleti için çıktılar. Biz yaralananın da gazilik haklarından yararlanalım gibi bir düşünceleri yoktu. O gayretle çıkmadılar dedi. İnanamadım. Gerçekten inanamadım. Bunu bizden biri söylese var ya olay olurdu. Olay olurdu. Bütün medya bizi verirdi. Ama bir tane gazeteci yazamadı bunu. Yani bu ne demek? Sizler yaralananın kurşunu bir gün kalbimize yiyelim de gazilik haklarından yararlanalım diye mi gittiniz, mücadele ettiniz? Kurşuna kafa mı attınız? Bunu mu anlayacağız biz bu söylemden? Ne yazık ki böyle akıllara zarar cevaplar aldık. Sonrasında defalarca hem ulusal medyaya hem yerel medyaya çıkmanız için elimden geleni yaptım. Çok uğraştım. Bütün kanallarla irtibata geçtik. Bütün sunucu arkadaşlarla, program yapan arkadaşlarla, haber sunan arkadaşlarla, özellikle kendim görüştüm.
istiyorum dedim. Toplumsal kamuoyu oluşturmadan Türkiye'de bazı şeyler çözülmüyor. O yüzden haberlerinize yer verin. O yüzden bu insanları, durumlarını vatandaşımıza da haberdar edeyim ki daha fazla desteğe ihtiyacımız olsun diye. Nitekim de başardık. Birçok haber kanalına çıkarmayı başardık. Önce Fox TV, CNN, Kanal D, birçok önemli haber kanalında sizlerden bahsedilir hale geldi. Ve daha çok vatandaşımız duymaya başladı. Onun akabinde mecliste verdiğimiz önergeler, yasa teklifleri sonrasında Sayın Genel Başkanımızın da grup toplantılarında defalarca size vurgu, sizin sorunlarınıza vurgu yapa yapa en sonunda Başbakan şöyle bir şey dedi. Evet, bu kadar mağdur vatandaşımız var. Ben yeni bakanlığa talimat verdim. Üzerine çalışıyorlar ve bu sorunu çözecekler dedi. Yeni bakanlığa talimat verdim demesinin üzerinden 10 ay geçti. 10 ay geçti. 10 ay sonra her bakanlığa ne zaman yakaladıysam meclis görüşmelerinde tek tek sordum. Maliye Bakanı'na sordum. Dedim Sayın Bakan, bakın Başbakan böyle bir şey dedi. 10 ay geçti üzerinden. Bununla ilgili bir bütçe hazırladınız var mı? Bununla ilgili bir projeniz var mı? Nasıl yapacaksınız? Kalkınma planına koydunuz mu, koymadınız mı? Bakın bütçe görüşmeleri geliyor. Önümüze bütçe getireceksiniz. O getireceğiniz bütçenin içerisinde bu insanlara gazilik hakkı verilmesiyle ilgili ayırdığınız bir bütçe var mı diye sordum. Bakan bana böyle baktı sadece. Ben konuyu bilmiyorum dedi. Kısa bir süre sonra yine tekrarladım. Ve şunu söyledim. Konuyu bilmiyorum dediniz. Araştıracağım dediniz. Araştırdınız mı Sayın Bakan dedim. Aile Bakanı çalışıyor onun üzerine dedim. Aile Bakanı'nı yakaladım. Bunların hepsi kayıtlarda var meclis görüşmelerinde. Aile Bakanı'nı yakaladım. Var mı bu konuda bir çalışma Sayın Bakan? Bütün bakanlıklar size topu atıyor. Sizin çalıştığınızı söylüyor. Aile Bakanı dedi ki benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Haberi bile yok. Birçok şeyden haberi bile yok. Ne yazık ki. Ve o bütün görüşmelerin üzerinden tam bir sene geçti, bir seneden fazla oldu değerli arkadaşlar. Sonrasında bir KYK çıktı. O zaman olan kurtulmuş dedi ki 19 bin insanımız yararlanacak bu KYK'dan dedi. Biz de sevindik, ne güzel sizlere sorunu çözülüyor diye. Birçok arkadaşımızı başvuru yapsın diye yönlendirdik. Ama hepsi redle sonuçlandı. Sonra sordum. 19 bin insan için çıkardık dediniz bu KYK'yı. Bu insanlar yararlanamıyor. Biz 15 Temmuz'da 19 bin gazi mi verdik? Peki 15 Temmuz'da bize 19 bin gazi vermediyse kim bu KYK'dan yararlanacak? Kim bu 19 bin gazi? Hala bu soruların yanıt bekliyor değerli arkadaşlar. Bunları niye anlattım? Bakın çok samimiyetle şunu söylüyorum. Evet bizler siyasetçiyiz. Ama siyasetin ötesinde insanız arkadaşlar. İnsanız. Ben her yaptığım toplantıda, her gittiğim vatandaşın sorunuyla ilgilendiğim konularda altını çizerek şunu söylüyorum. Derdim oy devşirmek değil. Derdim sizin yaranızdan yararlanmak değil. İster oy vereyim, ister vermeyin. İster oy vermiş olun, ister vermemiş olun. Hiç umurumda değil. Çünkü ben de sizler gibi sıradan bir vatandaşım aynı zamanda. Sizler gibi zorluklarla hayatını kurmuş insanlardan birisiyim. Zorluklar yaşamış bir kardeşimsin. Her yaklaştığım soruna, her ilgilendiğim soruna önce vicdanımla hareket ederek yaklaşıyorum. Sizin sorunuz çözülsün, sizin yaranıza merhem olalım, inanın bu bize yeter. Bir kişi bile Allah razı olsun desin yeter. Başka bir şey istemiyoruz. Bunu anlatmamın nedeni gelişmeleri bilin diye. Tek derdim var, gerçekten sorunuzun çözülmesi, gerçekten sesinizin büyütülmesi. Ve bu anlamda bana düşen ne olursa, bugüne kadar yaptım, bugünden sonra daha da fazlasını yapmaya size söz veriyorum. Sadece el taşın altında değil, gövde taşın altında. Bunu da buradan samimiyetle, öncelikle vekil olarak değil, öncelikle sizler gibi sıradan bir yurttaş olarak, bu ülkede üzerinde yaşadığımız bu topraklarda ben de evlat büyüten bir anne olarak sizlere bunu ifade ediyorum. Nerede olmam gerekiyorsa, size nasıl destek olmam gerekiyorsa, nasıl yardım etmem gerekiyorsa seve seve, içtenliğimle, samimiyetimle, insanlığımla gerçekten yanınızda olmaya, daha da fazla sizin sesinizi büyütmeye kararlıyım. Bu konuda kesinlikle sonuna kadar yanınızda olduğumu da bilmenizi istiyorum. Bundan sonraki süreçte neler yapabilirsiniz?
yapabiliriz? Sık sık sayın başkanlarımla görüşeceğiz. Daha fazla medyada yer almanızı sağlayacağız. Daha fazla mecliste görüşülmenizi, konularınızın görüşülmesini sağlayacağız. Hemen bir yasa teklifi tekrar vereceğiz. Bir daha vereceğiz. Gözlerine batıra batıra, kafalarına çaka çaka bir daha bu işin çözülmesi için ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Sadece söyledik bitti olmayacak değerli arkadaşlar. Bugüne kadar verdiğim desteğin 10 kat fazlasını yine vermeye hazırım. Bunu buradan samimiyetle ifade etmek istiyorum. Bu gaziler arasındaki ayrım bitene kadar, senin gazin, benim gazim anlayışı son bulana kadar ve hakkınız, hukukunuz adalet yerine bulana kadar her zaman, her daim, her koşulda hiç siyaset gözetmeksizin, siyasi kaygı gütmeksizin sadece vatandaş olarak, sadece Fatma Kaplan Hürriyet olarak yanınızdayım. Nerede olmam gerekiyorsa, nasıl olmam gerekiyorsa. Bunu da böyle bilmenizi rica ediyorum. Bugün özellikle öncelikle sizleri dinlemek istedim. Sorunuzda belki eksik bilgim olabilir diyerek daha da fazla vakıf olmak adına aslında sorunuzu belki sizler kadar iyi biliyor hale geldim. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarla artık tüm detayına kadar yaşadığınız sıkıntıları, yaşadığınız travmaları biliyorum değerli arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte de her zaman kapım sizlere açık, gönlüm sizlere açık, telefonum sizlere açık. Hep birlikte inşallah sizin sorunuz çözülene kadar, ki emin olun bu soru çözülecek. Belki yarın, belki öbür gün ama eninde sonunda bu hak yerini bulacak. Adalet yerini bulacak. Ve bunun için ne yapmamız gerekiyorsa sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ama sizden bir şey istiyorum. Lütfen örgütlülüğünüzü bölmeyin. Bu örgütlülüğünüzü güçlendirin. Daha fazla insanı yanınıza alın. Daha yüksek ses çıkartın. Lütfen buna ihtiyacımız var. Daha yüksek sese, daha çok insana, daha çok birliğe, daha çok beraberliğe ihtiyacımız var. Bunu büyüteceğinize eminim. Bu kadarla kalmayacağına eminim. Önümüzdeki günlerde daha yoğun katılımlı, daha yüksek ses çıkarabileceğiniz toplantılar yapacağınıza da eminim. Bunu eylemselliğe de dökün. Bakın hak aramak meşrudur arkadaşlar. Bunu korkmayın. Hak aramak gayet meşrudur. Hakkınızı aramak adına barışçı eylemler düzenleyebilirsiniz. O eylemlerin sağlıklı ve uzlaşı içerisinde gerçekleştirilmesi için de seve seve yine yanınızda olmaya, size siper olmaya hazırım. Bunu da yine içtenlikle ifade ediyorum. Bunu yaptığımız takdirde emin olun çözüme ulaşırız değerli arkadaşlar. Son olarak şunu söyleyeceğim. Yine bir arkadaşımız çok güzel bir şey söyledi beyefendi. Afrin, şu anda Afrin harekatında, Afrin'deki mücadelede yine vatan evlatlarımız mücadele ediyor. Bizler için mücadele ediyor. Orada yaralanan belki yüzlerce evladımız var. İşte o evlatların da bundan sonraki süreçte acaba gazi olacak mı, olmayacak mı? Bu sorunları yaşamaması gerekiyor. Bu sıkıntıları yaşamaması gerekiyor. İşte onlar için de aslında mücadelemiz bir anlamda. Öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki, öyle tehlikeli bir coğrafyada yaşıyoruz ki aslında bunun konuşulmaması bile gerekiyor Türkiye'de. Hiç bu ayrımların olmaması gerekiyor bizim gibi ülkelerde. Ama bu ayıp temizlenecek. Bu ayıbın temizlenmesi için, sizin onurunuzun size iade edilmesi için, madalyalarınızı alabilmeniz için sonuna kadar hem parti olarak hem şahıs olarak mücadele edeceğiz ve ben bu onurunuzu, bu madalyalarınızı, bu hakkınızı aldığınızı göreceğim. Buna eminim ve o hakkınızı aldığınızda da yine sizlerle bunun kutlamasını yapacağız inşallah.